Bu imanı kamille, bu imanı tam elde ettiğimiz zaman, şu Bismillah sırrı ya, Rabbimizin ismini bir alabilsek şu çölden, şu dünya çölünden. Her şey onun askeri, her şey onun emrinde. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah birinci sözden, birinci sözün, Bismillah'ın esrarından, sırlarından inşallah birkaç yerden okumaya çalışacağız. Rabbim azami derecede istifade etme nasip etsin inşallah. Çok dakik, çok müthiş bir yer, bir ders. İnşallah çok dikkatli dinleyelim. Bismihi ve inni şeyni la yusebbihu bihamdihi. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle virdi zebanıdır. Bismillah her hayrın başıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ne ki bismillahsızdır, o işte hayır yoktur. Her hayrın başı bismillah'tır. Biz dahi başta ona başlarız. Ve onunla başlarız demiyor. Ona başlarız. Burada demişler ki acaba onunla yazılacaktı da ona mı yazdılar? Öyle değil. Biz dahi başta ona başlarız. Bismillah nedir? İlk önce Bismillah'ı çekmek değil, Bismillah'a başlamak gerekiyor. Bismillah'ı anlamamız lazım. Senelerdir derler, ninelerimiz, dedelerimiz, oğlum aman Bismillah'sız hareket etme, evden çıkarken Bismillah de, girerken Bismillah de, hep öyle derler. Aman Bismillah nedir? Bunu bize hiç anlatmadılar. Bismillah'ın ne olduğunu bize bir anlatsalardı, ondan bize Bismillah deyin demesine gerek kalmayacaktı. Namazı başla, namazı anlatmak, ilk önce namaza başlamadan namaza başlatmak lazım. Namazın mahiyetini idrak etmesi lazım. Ondan sonra namaza başla. Ama namazın mahiyetini idrak etmeden namaza başlaması demek, onun kısa bir zaman sonra inkıtağa uğrayacağına işarettir. Yani ne yapacağını bilmesi lazım, ne yaptığını. Ne dediğimizi bilmemiz lazım. Bu mana öyle derin bir mana ki inşallah bak şu besmeleyi idrak ettiğimiz zaman kainat besmele üstüne kurulmuş. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı Kerim Fatiha'dadır. Fatiha bir çekirdeği hükmünde Kur'an'ın. Fatiha'da besmeledir, besmelenin içinde. Cenab-ı Hak Kur'an'ı Fatiha'ya sıkıştırmış, zip dosyası gibi sıkıştırılmış dosya. O 7 ayet, 7 ayet verdik size diyor Cenab-ı Hak. Başka bir surede Fatiha'yı övüyor Rabbimiz. Size 7 ayet verdik diyor. Fatiha o kadar kıymetlidir ve Kur'an'ın çekirdeğidir. Fihriste-i umumiyesidir diyor üstadımız. Ve o Fatiha da bu azametiyle besmelenin içine ekilmiş. Besmele de diyor, benin noktasındadır, ilim oradadır. Ya acayip bir şey. Yani muhatap olduğumuz derse dikkat etmemiz lazım. Rabbim idrakımızı açsın, inşallah kalbimizi açsın. İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir zebanıdır. Bütün mevcudat, canlı cansız her şey Bismillah diyor. Hepsi. Şimdi onun ispatını yapacak. Müthiş bir yer. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak dinle. Burada iki tane temsil okuyacağız. O iki temsil öyle bir hakikate merdiven olacak ki bize. O kadar uzaktaki azametli öyle yıldızlara mesela Hubble olmadan bakamıyorsun gözün. Değil mi? Nereye bakacaksın? Hubble olmadan. Hubble gözle o gezegenden arasına girince nasıl izliyorsun onları, nasıl lezzet alıyorsun? Bu gözle onlara çıkamıyorsun. Mikro alemi mikroskopla bakıyorsun. Mikropların olduğu aleme de mikroskopla bakıyoruz. Gözümüzün arasına mikroskop giriyor. Aynı öyle de bu temsiller, bu hikayecikler Kur'an'da da çok geçiyor. Diğer sayfalarda, İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'da Cenab-ı Hak hep bu misallerle böyle çok yüksek hakikatlere merdiven yapmış misalleri. Biz de yaparız. Bir çocuğa bir şey anlatacağın zaman veya biri bir şey anlayamadığı zaman misallerle onun hemen intikalini sağlarsın. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın. 3 tane yere geçeceğiz inşallah. Çok harika bir yer. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın, himayesine girsin. Ta
şakilerin, yol kesici eşkıyaların şerrinden kurtulup hacadını tedarik edebilsin. Bedevi Arap çölü, böyle medeniyetten iyice uzak Araplara da bedevi deniyormuş. Bu bedevilen olduğu bir çölden geçeceksin. Şimdi o çöl bedeviyle var. Bizi kim tanır? Kim bilir? O yolda ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız? O çölde ne olacak? Karşımıza neler çıkacak? Bilmiyoruz. Ne yapmak lazım? Bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Yoksa ta şakilerin şerrinden kurtulup ihtiyacı adını tedarik edebilsin. Birinin ismini alması lazım. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacı adına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. İki adam çöle çıktılar. O adamlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur, diğeri gururlu. Biri mütevazi, biri gururlu. Gururlu olan bir sultanın ismini almadı, bir reisin ismini almadı. Neden? Gururu yüzünden. Ben kimin adını alacağım diyor. Kendim geçerim. Kendim ihtiyacımı tedarik ederim ben. Gururlu ya, birinin adının altına girmeyi istemiyor. Büyük bir tehlike bu. Gururu buna bu hali yaptı. Mağrur almadı, mütevazi aldı. Alan, bir reisin ismini alan her yerde selametle gezdi. Bir katiüt tarike rast gelse, yol kesen eşkıya rast gelse der ki ben filan reisin ismiyle gezerim, şaki defolur ilişemez. Eşkıya bir bakıyor, ooo bu sağlam birinin adamı. Dokunamıyor bak eşkıya. Bir çadıra girse o namıyla hürmet görür. Bir çadıra giriyor, çadırda Allah Allah. Belki hiç işesi yok, parası yok, pulu yok, hiçbir işesi yok ama orada ne yapıyor? Çadırda şunun adamıyım ben, şunun ismiyle geldim deyince o ismini aldığı zat orada muteber bir zatsa onun adına hürmeten onun karnını doyuruyorlar. Yatacak yer olmasa da ona yatacak bir yer buluyor. O han sahibi. Kendi yerinde yatırıyor. Yine onun ihtiyacını görüyor. Ama neyle? O sırtına dayadığı sultanın hürmetine. Kendinin değil çünkü tanıyan yok onu. Bir çadıra girse o namıyla hürmet görür. Öteki mağrur, seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Gururludu ya, kimsenin adını aman ben dedi ya, artistçe yorudu. İşte o ileride önüne eşkıyalar çıktı. Sen kimsin? Kim bilsin sen? Eşkıyalar bunun her şeyini aldı. Canını zor kurtardı. Para yok, pul yok, her şeysi gitti. Sonra kanı acıktı, yolculuk var. Bu sefer orada bir çadır buldu, bir şey. Kanını doyuracak bir şey yapacak, aç. Susuz. E orada sen kimsin? Bu halde seni buraya adam oradan da kovdular. Perişan ve rezil oldu. İlk baştaki gururu onu ileride kepaze etti. İşte ey mağrur nefsim sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. O çöl bu dünyamış. O çölden geçen iki insan da bizleriz. Ama hangisiyiz? Kim? Hangisi biz? Mağrur muyuz yoksa ötekisi mi? İnşallah mütevazi olandan oluruz. İşte ey mağrur nefsim sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hassizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi, hakim-i ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısına titremekten kurtulasın. O imanı kamille, o imanı tam elde ettiğimiz zaman, şu Bismillah sırrı ya, Rabbimizin ismini bir alabilsek şu çölde, şu dünya çölünde. Her şey onun askeri, her şey onun emrinde. Öyle bir güç ki o. Bak görüyoruz önceden değil mi? Şeylerde eskiden çıkardı. Polise adam artistik yapıyor. Sen diyor kimsin bana ceza yazacak? Neymiş? Valinin yeğeniymiş. Bak şimdi. Valinin oğluymuş. Polise ne diyor? Sen kimsin bana ceza yazacak diyor. Yani sırtını dayadığı adam polisten yüksek mertebede ya. Nasıl bak buna? Sırtını dayadığı yer yüksek. Yani ismini aldığı zat, ismiyle gezdiği zatın makamı yüksek. Ya abi şuna bak ya. Ya biz Allah aşkına Rabbimizin ismiyle gezebilse bu Bismillah'taki mana ne? Bir ismi Allah. Allah'ın adıyla demek. Bir ismi Allah. Yani biz o Rabbimizin ismiyle gezebilsek bu kainatta ne bizim sırtımızı yere getirebilir ne bizim önümüzde durabilir. Zaten bu çölünün. İşte insan gururuyla, kibiriyle, kendini bir şey sanmasıyla Rabbinin ismini almıyor. Ve bu çölde yürüyor. Ondan sonra bir koronadan bile nasıl kaçıyor? Bir hastalıktan, bir şeyden. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz acizin ve fakrın, bak mesele bu. Nihayetsiz acizliğin ve fakirliğin seni nihayetsiz kudrete ve rahmete Rabb edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. İnsan kendi hiçliğini anladığı zaman hiçbir şey yok elimizde.
Binlerce ihtiyacımız var. Bir tanesini karşılayacak halimiz yok. Her an muhtaç olduğumuz, şu anda milyonlarca ihtiyacımız var. Ve bir tanesinin ne olduğunu dahi bilmiyoruz. Karşılamayı bırak. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Deminden beri ben konuşuyorum. Nasıl konuştuğumu bilmiyorum ben. Kim biliyor? Varsa şurada bak. Kaç kişiyiz? Ya hiçbir şeyimiz yok. İnsan sonsuz acizliğini, fakirliğini anladıp idrak ettiği zaman ve bütün bu kainatın Cenab-ı Hakk'ın mülkü olduğunu, kendisinin dahi kullandığı şu vücudun emaneten Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olduğunu idrak ettiği zaman, bütün ihtiyacını karşılayan Rabbi olduğunu bildiği zaman, o zaman ben diyor onun adıyla gezmem lazım. Buna dayanan ki, bak bir insanın diyor dayanak noktası ne kadar yüksekse, dayanak noktası o insanın o kadar güçlüdür. Şu koronayı diyorlar değil mi? Bütün dünyadaki koronavirüsü çay kaşığının yarısını doldurmuyormuş. Bütün dünyadaki. Ve bütün dünyayı önüne kattı götürüyor. Hürriyetine kadar aldı. Bak Allah aşkına tir tir titriyor millet. Nedir ya çay kaşığının yarısını doldurmuyormuş. Fakat dayanak noktası Cenab-ı Hak olduğundan, dayanak noktası çok yüksek olduğundan işte onun kadar güçlü oluyor. Peki biz Rabbimize dayanabilsek esaslan. Hasbunallahu ve ni'mel vekillen. Bak evet bu kelime ile hareket eden, burası çok güzel. O adama benzer ki askere kaydolur. Mesela yine 19 mektuba geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetini götürüyor sahabe efendimiz. Çölde kaybolmuş. Hadi buyur. Bak çok önemli bir nokta bu. Çölde kayboluyor. Şimdi bir oraya giderken kendi canından değil de emanet var ya, efendimizin emanetinin taşınması gitmesi lazım. Onu düşünüyor. Zerre kadar canı aklına gelmiyor. Sahabe işte. Oradan oraya koşarken, buraya koşarken bir de aslan çıkmış. Çöl aslanı. Geçmiş olsun. Köpek değil ha. Aslan. Biz köpekten kaçıyoruz diyor orada. Aslan çıkıyor. Çölde aslan. Hazreti Hamza Efendimiz İslam'dan önce aslan avına çıkarmış tek başına. Aslan avına. Bir acık düşünen be. Aslan da çıkınca sahabe efendimizin iyice işesi bitiyor. Yani ben bittim diyor yani. Ama hala aklı her şeyi işede. Emanette. Aslan üstüne geliyor. Demiş ki zaten demiş kayboldum. Sıkıntıdayım. Bir de sen çıktın demiş ya. Allah Allah. Emanet var lan üstümde demiş. Emanet var, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti var. Bu emanetin taşınması lazım. Ben zaten kaybolmuşum burada, öleceğin emanet ne olacak? Bir de sen çıkın karşıma demiş. Aslan diyor ona ses verdi. Şöyle tamam bağırma der gibi. Şöyle diyor ses verdi. Böyle hareket yapmış ki aslan diyor ona ilişmemiş, bir de yolu göstermiş. Ne demek bu ya? Bu aslan kimin? Bak şuna bak, şu nasıl bir güç. Şimdi o sahabe efendimiz de Allah'ın adıyla geziyor. Allah'ın aslanı o. İki tane aslan karşı karşıya gelmiş. İkisi de Allah'ın aslanı. Yeter ki sen Allah'ın aslanı ol. Yani yeter ki şu Bismillah manasını tam idrak et de Rabbin adını al. Onunla gezdiğin zaman onun bütün mülkü senindir. Gör diyor sözler, öyle değil mi? Şimdi bir genelkurmay başkanı Türkiye'deki bütün askeriyle onun değil mi ya? Şuraya gelse değil mi? Her yer onun. Kütahya gitse Tugay onun. Nereye giderse gitsin. Türkiye'deki her yer onun askeriye. Aynı öyle. Sen de Cenab-ı Hakk'a halis bir kul olabilirsen, bir abd olabilirsen onun mülkü senindir. Yakup Aleyhisselam bu hataya düşüyor. Ayette geçiyor. Kardeşlere Yusuf'u götürem dediklerinde biliyor ne alacağını. Peygamber hissettirmiş Cenab-ı Hak. Fakat diyor ki zelle işliyor. Diyor ki ben Yusuf'u kurdun kapmasından korkarım. İşte bu kelime 30 yıl evladıyla arasını açıyor. Sen mi onu diyen? Kurttan korkuyorsun ha? En son Cebrail Aleyhisselam geliyor. Sen diyor bunu niye dedin? Niye bu lafı ettin? Çıktı bu ağızdan, bu silahtan çıkan mermi, yaydan çıkan ok. Geri dönmez, bitti. Mesulsün bundan o saatten sonra. Hazreti Efendimiz öyle buyurmuş. Ağızdan çıkmadan senin esirindir laf. Çıktıktan sonra sen onun esirisindir demiş. Çok dehşet bir şey bu. Dartıp konuşmak gerekiyor. Ya adamı ipe götürü. Sen niye dedin onu? Kurdun kapmasından korkarın ha? 35 sene. Ağlaya ağlaya gözlerini kaybediyor. En son birkaç daha böyle şeyden sonra nedametle, tövbeyle Cenab-ı Hak tekrar kavuşturuyor onları. Sen diyor Cebrail Aleyhisselam bunu demeyecektin. O kurdun diyor ağzını kaynaştıran güç kimin? O kurt kimin? Sen nasıl korkuyorsun? Acayip bir şey. Biz neler yapıyoruz değil mi ya? Nelerden korkuyoruz? Allah'ın katında, Cenab-ı Hakk'ın nazarında, meleklerin nazarında devamlı biz bu imtihanı veriyoruz şu anda. Bazıları vakit meleklere hayran oluyor insanlara. O müminlere. Rabbim bunlardan etsin biz inşallah. Öyle bir teslimiyet var ki Cenab-ı Hakk'a hepsini silmiş. Şuna bak ya aslana dikiliyor ya. Zaten diyor ben sıkıntıdayım bir de sen çıkıyorsun karşıma diyor. Aslana ya. Ya biz köpek olsak arkamıza bakmadan kaçıyoruz. Evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. Bak olaya bak. Hiç kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der. Her işi yapar, her şeye karşı dayanır.
Köylerden önceden jandarmalar kahveleri basardı. Biz de mavi bir transit vardı. Köylere gittiğimiz zaman bizi jandarma geliyorsa almıştı hemen kahveleri boşaldırdı almıştı. Allah aşkına şu arabayı değiştirin diyorlardı. Başka bir renk biz jandarma sanıyoruz. Şimdi adam bir tane adamı koy şeye, normal bir adamı git şu köyün kahvesine boşaldın lan buraya dedi. Çıkın boşaldın buraya. Gitti çıkın boşaldın buraya dedi. Ne yapalım bunu köy kahvesinde? Değil mi? Dövele at hala dışarı. Aynı adama al dayak yemiş adamı. Getir bir jandarma elbisesi giydir. Hadi bir daha git. Abi gitmeyin daha yeni dayak yedik. Sen bir git bir daha. Bir daha gitti. Boşaldın buraya dedi. Nasıl boşaldın lan? Ne oldu? Aynı adam. Demin dövdüydünüz ya. Aynı adam. Biz fazla adam yollamadık. Başka bir adam da değil. Aynı adamı yolladık. Bak burada. Peki ne boşalttırıyor o kahveyi ona? O dayandığı bir yer var. İlk yolladığımızda çıbıl bir adamdı. Dövdüle attılar. Ama ikinci gittiğinde o elbiseyle devlete dayandı. Bak ne dedi? Bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur. Bismillah'ın manası bu. Bir ismi Allah demek. Adam ne diyor orada? Devlet namına boşaldın buraya. Aha bu işte. Bismillah da bir ismi Allah demekmiş. Allah'ın adıyla diyor. Bir ismi Allah. Bak bu Bismillahirrahmanirrahim değil. Rahman ve Rahim'e geçmedik. Bir ismi Allah'tayız şu anda. Askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. Hiç kimseden pervası kalmaz. Devlet namına hareket etmen lazım. Askere kaydolman lazım. Kendinden geçmen lazım. Veya o askeriyenin özel askerleri yok mu? Ne deniyor onlara? Her şeysinden geçiyorlar ya. Serden geçtiler Osmanlı'daki. Her şeysinden geçiyor. Bugün kalkacaksın diyorlar başka bir yere gideceksin. Gidiyor oraya yerleşiyor. Yok hayatı yok. Tam bir devlet olmuş yani. O zaman diyor Cenab-ı Hak ben o kulumun bakan gözü olurum, tutan eli olurum diyor. Yeter ki fani ol. Rabbinle fani olmak. Bak o devlette fani olmadan devlet o makam vermiyor ona. Devlet ne derse bitmiştir. Hiçbir şekilde devletin şeysine bir hareket edemez. Biz de peki Rabbimizin ismini nasıl alacağız? Sen herkese adını veremin ümmet. Vermezsin demin. Adını vereceğin adama ilk önce bakarsın. Kim bu adam? Çünkü gittiği yerde seni temsil edecek. Yaptığı hata senin defterine yazılacak. Acayip bir şey. Her yerde bu geçerli. Bir yere gidecek oluyor. Ya şunu şu tanıyormuş. Ya Hakkı abimin adınla geliyorsun. Hakkı abim yolladı beni. Bak adam da ha o ben tanımıyor ki. O Hakkı abimin hürmetine beni şey yapıyor. Her bu dünyada da yapıyoruz biz bunu ya. Allah Allah arıyoruz ha. Neden Cenab-ı Hakk'ın ismini almıyor? Onu alsak bizim karşımızda ne durabilir? Önümüzde ne durabilir? Rabbim nasip etsin inşallah. İşte onun adını almak. Ne dedi bak acizliğini ve fakirliğini tam hissederek. Kul olduğunu ortaya koyacak. Her şeyin sahibi tek ve yekta Rabbi olduğunu bilip ona secdeyi inkiyat ederek onun adını almak böyle oluyor işte. Lafzayı celal, bütün sıfatı kemaliyeyi tazammül eden bir sadeftir. Yani Bismillah'ın, Bismillah'taki güç nereden geliyor? Bunu idrak edeceğiz şimdi. Tamam, manasını, makamını anladık. Ama buradaki güç nereden geliyor? Esas Bismillah. Ya ne demektir ya? Atom Bismillah diyor ya. Atom, atom. Yeni şey yapmışlar, 360 derece diyorlar ya atomun. 361'miş o. Hesaplar kolay olsun diye 360 demişler. 19 çarpı 19'dur, 361. 19 besmelenin harfidir, harf sayısı. 19 çarpı 19'dan o atom ayakta duruyor. Devamlı her dönüşünde Bismillah'la duruyor. O mükemmel nizam, intizamı görmüyor musun? Nasıl olabilir o intizam onun içinde, nizam? Akılsız, şuursuz, nötrondan, protondan, öyle mi? Nasıl olur o? Saliselik, ritmik bir hata her şeyi bitire. Bomba olup patla bir anda. Gökyüzüne çık, orada öyle. Nasıl olur? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla her şeye ayakta duruyor. Bak şimdi bu güç nereden geliyor? Buraya geliyor şimdi. Lafzayı celal. Lafzayı celal ne? Allah lafzı. Lafzayı celal. Bütün sıfatı kemaliyeyi tazammun eden bir sadeftir. Sadef. Lafzayı celal. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatının ismidir Allah. Diğer 99 ismi onun isim, esma ve sıfatlarıdır. Zatının değildir. Zatı hastalarda vardır. Samet gibi. Ama esas zatını bize bildiren Allah lafzıdır. Yani benim adım Bilal. Zatımın adı Bilal. Ama nasıl bir Bilal dediğinde çıkan özelliklen mi ya? Merhametli midir, merhametsiz midir, şu mudur, bu mudur, sanatkar mıdır, del midir? Bak böyle kaç tane sıfatım çıkar değil mi benim? İşte bunlar benim esmalarım. Adım ne? Adım Bilal. Zatımın adı. Bilal deyince de sen beni gerçekten tanıyorsan, Bilal deyince bütün o sıfatlarımla bir diyorsun sen aslında bana. İşte Allah lafzı Celle Celaluhu. Kendisi zaten bir mucizedir. Allah lafzının başındaki elifi al, lillah kalır, o da Allah demektir. Lillah'ın lamını al, lehu kalır, o da Allah demektir. Lehünün de lamını al, hu kalır, tek harf, o da Allah demektir.
Bak ya, şu işe bak. Ve en önemli, Cenab-ı Hakk'ın en büyük sanatı ne? Dünyada gördüğümüz insan. İnsanın da Allah Celle Celaluhu eline basmış. İnsanın eli Allah yaza. Hemen bak şuradan çıkınca veya burada Allah lafzını indirin telefona. Bak şu elif, şu lam elif, şu da ha'dır. Allah lafzı elinde. Ve içine rakamlığa basmış. Üstadımız bunu Mesnevi'nde de anlatıyor. İnsanın yüzünde, elinde Cenab-ı Hakk'ın kaderiyle cizdiği yazılı havadır. O yazılara hiçbir şey olmaz diyor Üstad Hazretleri. O yazılar da öyle şeyler vardır ki insanın karakteristik özellikleri. Onunla ilgili belki 10 cilt kitap yazmış daha bu zamana kadar. Ama en dehşetlisi, bakın Allah aşkına. Şurada bak, bu Allah lafzı elinde. Japon'un eli de böyle, öyle mi şimdi? Bu bizim markamız ya. Markası araba var mı bir tane? Yok değil mi? Bu araba ne? Mercedes. Öne hemen şeyi çakmış, yıldızı. Hepsinde bir marka var. Ben yaptım bunu diyor Mercedes. Peki bu kimin? Allah lafzı elinde. Cenab-ı Hak Allah lafzını elimize çakmış. İçine rakamla yazmış. Bak burada bir var. Burada ters ve var. Herkesin elinde. Geçen küçücük bizim yeğenin elini açtım. Onun eli de böyle. Bütün insanlara hangi dinde ne olursa olsun diz hepsinin eli böyle Allah yazıyor. Ve içindeki rakamla aynı. Bir ters ve. Ters ve 8'dir Arapçada. Bir 18. Burada da ve burada ters ve. Bir de burada 81. 18, 81 daha 99. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da geçen 99 ismi. Ve bu 99 ismi içine alan Allah lafzı. Demin ne dedim? Benim adım Bilal. Diğer bütün vasıflamı Bilal ismi içine aldığı gibi Allah lafzı bütün bu 99 ismi içine alıyor. Ayette geçiyor ki Rabbimiz buyuruyor. Bütün güzel isimler benimdir. Bana isimlerimle dua edin. Ondan böyle ellerimizi açıyoruz. Ya Rabbi 99 isminle ve bu isimleri içine alan lafzı celalinle, Allah lafzınla, senin zatının ismiyle ellerimi açtım. Ve üstadımız öyle buyuruyor. Cenab-ı Hak ismi şerifinden hiçbir zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini ayırmamış. Cennetin kapısında da, arşın sütunlarında da, insanda da. İnsanın şekli Muhammed yazar. Kafası mimdir. Şu ortası ha'dır, ayaklar da daldır. Sünnet olan yatış, kıbleye doğru yatarsın. Değil mi? Sünnet nedir? Yatışta sağına yatarsın. En güzel dinlendiği vücudun böyleymiş. Yapan bilir, bilen konuşur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşuyor. Bu vücudu yapan zat konuşturuyor onu. Sol elini kalbinin üstüne korsun. Sağ elini de, sağ elinde insandan uyku baloncukları varmış. Şu anda yeni buldular bunu. Sağ elini buraya koydu mu insan uykusu gelirmiş. Çocuklar da hep böyle uyur biliyor musun? Sağda uyku baloncukları var. Sol el burada. Ayakları da birleştirip hafif çekersin. Yukarıdan bak bakalım ne yazıyor? Bildiğin Muhammed yazıyor. Ayakları birleştirip hafif çekiyorsun, dal. Şu da ha, kafada mim. Ya biz bu vücutla, bu ellerle neler yaptık ya? Neler yapıyoruz yani? Allah bizi affetsin. Ve 81'den 18 çıkar. Matematik dersi gibi oldu ya. 81'den 18 çıkar. Sen böyle daire satıyorsan. 81'den 18 çıkardın mı 63 kalır. 63'te Efendimizin vefat yaşıdır. Ne bu ya? Ne bu ne? Adem Aleyhisselam'ın da eli böyleydi. Onun içindeki rakamla da. Üstadımız öyle buyuruyor. Arapçayı anlatırken ya. Ne diyor? Kelam-ı kadim. Vay be. Kelam-ı kadim diyor ya. İşte lafzayı celal, Allah lafzı Cenab-ı Hakk'ın. Bak her şey devam. Zaten bak Bismillah'tayız ha. Ne diyorduk? Bir ismi Allah. Nereden geliyor bu güç? Bismillah'a geliyor. Lafzayı celal, bütün sıfatı kemaliyeyi tazammun eden bir sadeftir. Bütün kemal sıfatları içine alan bir sadef. Aynı şu elin içine aldığı gibi. Çünkü lafzayı celal, zat-ı akdese delalet eder. Allah deyince lafzayı celal, direkt zat-ı akdes akla gelir. Başka hiçbir kimseye, bak... Adama Cemal abi, Kemal abi diyoruz. Cemal, Kemal Allah'ın şeyleridir ya, isimleridir öyle değil mi? Ama Allah diye kimseye diyemezsin aşağı. Çünkü o zatının ismidir Cenab-ı Hak. Bak, o bütün, ne dedi? Lafzayı celal, zat-ı akdese delal eder. Zat-ı akdesteki bütün sıfat-ı kemaliyeyi istilzam eder. Öyleyse o lafzayı mukaddese, o mukaddes lafız, Allah lafzı Celle Celaluhu. Delalet-i iltizamiye ile bütün sıfat-ı kemaliyeye delal eder. İşte bu itibarla Bismillah kudret-i ezeliyenin taalluk ve tesirini celbeder. Sen Bismillah dediğin anda gerçekten bir diyebilsek onu. Ne diyorum biliyor musun? Bir ismi Allah. Allah'ın adıyla diyoruz. Bak bir ismi Allah. Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla dediğin anda Allah neydi? Allah lafzı celali bütün isimlerini kapsayan bir isimdi ya, ismi cami. Bu ismi cami olduğu için Cenab-ı Hakk'ı bütün esma, isim ve sıfatlarıyla çağırıyormuşsun gibi oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vay be. İşte güç buradan geliyormuş Bismillah. O yüzden Allah lafzını oraya koymuş Cenab-ı Hak. İşte bu itibarla Bismillah kudret-i ezelliyenin
taalluk ve tesirini celbeder. Ve o taalluk abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Hakikaten ya, şunu Allah nasip etsin inşallah, şunu idrak etme. Bak, temizlensek, Rabbimize tam manasıyla böyle imanımızda imanı kamillen bir yaklaşabilsek veya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Efendimizin mesela ocağında yatmış, uyuyor. Bu sırada güneş gurup etmiş ki ikindi öğlen vakti geçiyor. İkindiye gidiyor güneş. Öğlen namazı geçti. Hazreti Efendimiz böyle işesinden yazık uyandıramıyor Efendimiz'i. Yaş akıyor, ağlıyor. Yaş Efendimizin mübarek yüzüne dökülünce Efendimiz uyanıyor. Ne oldu ya Ali deyince, ya Resulullah demiş, vakit geçti. Bir baktı ki diyor Efendimiz güneşe. O bakınca o Bismillah ile güneş diyor böyle geri sardı. Kainat çarkları geri dönüyor ya. Ve orada diyor Hazreti Ali ile namazlarını kıldılar ve tekrar diyor baktı o güneş yerine gitti. Allah Allah, bu ne demektir ya? Gösteriyor ya, sen hakiki bir abd olursan Cenab-ı Hakk'a Allah'ın mülkü senindir, her şey senindir. Görmüyoruz mu ya sahabe efendilerimizde, değil mi? Diğer evliyaullah'ta Allah'a hakiki abd olan insanlara var ya, Cenab-ı Hak bütün kapılar açmış. Bunu maddelerde de gösteriyor bize. Rabbim bu manayı idrak edip hayatımıza geçirme nasip etsin.